Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için benim çok sevdiğim ve sıkça yaptığım nefis bir köfte tarifi hazırladım. Sizler de benim gibi köftenin her halini seviyorsanız bu farklı ve lezzetli tarifimi mutlaka deneyin diyerek hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. İlk olarak bir kaseye yarım su bardağı pirinci alıyorum. Üzerine bir su bardağı sıcak su ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Sıcak suyu ekledikten sonra güzelce karıştırarak bir 10 dakika sıcak suyun içerisinde bekletiyorum ve pirinçleri biraz yumuşatıyorum. Pirinçleri 10 dakika boyunca beklettim. Bu süre zarfında biraz yumuşadılar yumuşayan pirinçleri süzerek hemen büyükçe bir kaseye alıyorum. Pirinçleri elimle ufalayarak biraz kırıyorum. Dilerseniz bu aşamada kırık pirinç de kullanabilirsiniz. Pirinçleri yeteri kadar kırarak hazırladıktan sonra yarım kilo orta yağlı kıymayı alıyorum. Yalnız burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Lütfen kullandığınız kıyma tek çekim olsun. Böylelikle köfteniz çok daha lezzetli olacaktır. İnce ince doğradığım 2 adet kuru soğanı ekliyorum. Dilerseniz rendeleyebilirsiniz. Daha sonra doğradığım çeyrek demet maydanozu ekliyorum. 3 yemek kaşığı dolusu un ekliyorum. 1 adet yumurta ekliyorum. 2 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. Sizler baharat miktarını tamamen kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Tüm malzemeleri yoğurma kabına aldıktan sonra yaklaşık 2 dakika boyunca güzelce yoğuruyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Homojen bir karışım elde edinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Bir diğer taraftan da tencereye bolca su koyarak kaynamaya bırakalım. Köftelerimizi hazırladıktan sonra kaynar suyun içerisine atarak haşlayacağım. Köfteyi yoğurarak hazırladıktan sonra tepsiye bol miktarda un serperek her yerine gelecek şekilde yayıyorum. Köftelerimizi yuvarlayarak un serptiğimiz tepsiye koyacağız. Bir diğer taraftan da kaseye su koyuyorum. Arada bir elim ıslatacağım. Elimi çok az ıslattıktan sonra fındıktan biraz daha büyük olacak şekilde parça kopartıyorum ve iki elimle iyice sıkıştırarak yuvarlıyorum. Ve tüm köfte harcı bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Bu şekilde bir köfte daha önce hiç denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Köfteleri hazırlayıp haşladıktan sonra üzerine harika bir sos hazırlayacağım. Lezzetine lezzet katacağım. Köfteleri yuvarlarken arada bir tepsiyi sallayalım. Her yerini una bulayalım. Böylelikle köftelerin yapışmasını da engellemiş oluruz. Tüm köftelerimi hazırladıktan sonra tepsiyi sallıyorum ve her yerini unluyorum. Kaynayan suyun içerisine yavaş yavaş köftelerimi atarak haşlıyorum. Köftelerin dağılmaması için ve birbirine yapışmaması için lütfen suyun iyice kaynadığından emin olun. Köftelerin tamamını tencereye aldıktan sonra yüksek ateşte kaynamaya bırakıyorum. Arada bir karıştırarak köftelerimi pişiriyorum. Gördüğünüz gibi hazırlaması oldukça basit bir tarif. Sadece birkaç ufak dokunuşla harika köfteler hazırlıyoruz. Yaklaşık 10-15 dakika boyunca köftelerimiz iyice pişene kadar haşlamaya devam ediyoruz. 15 dakikanın sonunda kontrol ettiğimde köftelerim gayet güzel pişmişti. Şimdi pişen köfteleri süzgeçle süzerek servis tabağına alıyorum. Pişen köftenin tamamını servis tabağına aldıktan sonra üzerine dökeceğim sosumu hazırlıyorum. Köftenin şu anki görüntüsü dahi gerçekten çok lezzetli fakat üzerine döktüğümüz sos sayesinde çok daha lezzetli bir hale gelecek. Ayrı bir tavaya bir yemek kaşığı dolusu tereyağını alarak eritiyorum. Tereyağı eridikten sonra içerisine doğradığım 3 diş sarımsağı ekliyorum. Son olarak bir çay kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. Yaklaşık 1 dakika boyunca karıştırarak hem sarımsağı biraz kavuruyorum hem de tereyağının lezzetinin daha da çıkmasını sağlıyorum. Yeteri kadar karıştırarak sosumu hazırladım hazırladığım sosu sıcak sıcak hemen köftelerin üzerine döküyorum. Sosun tamamını döktükten sonra son olarak ince kıydığım maydanozları ekliyorum. pratik yapımı ve harika lezzetiyle nefis köftelerim artık servis için hazır. Bu lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Farklı köfte arayışında olanlar için güzel bir alternatif. İnşallah sizler de bu tarifimi denediğinizde çok beğeneceksiniz. sizlere şöyle köftenin içinin de ne kadar güzel piştiğini göstermek istiyorum. Tarifim tam ölçü ve garanti bir tariftir. O yüzden gönül rahatlığıyla tarifimi yapabilirsiniz. Sizler bu lezzetli tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün de yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.